Gür Bey, bunlar yani bütün bu olup bitenler ortada. Ama Türkiye'de bir iklim vardı ve sonuçta Gezi Parkı ile ilgili tutuklamalar. Fakat siz ve sizin partiniz şimdi yerel seçimleri kazandı. Evet. İklim değişti. Ve siz yeni iklime göre bir takım hamleler yapıyor, inisiyatif alıyorsunuz. Erdoğan da seçimi kaybetmiş bir lider olarak hamle yapıyor. O da inisiyatif. O da kendi partisini de düşünüyor. Evet. Herkes kendi partisini de düşünecek. Ama sonuçta Türkiye'yi düşünmemiz gerekiyor. Şimdi siz somut olarak Osman Kavala ve Gezi Parkı tutuklarıyla ilgili hükümetten hazır bu normalleşme adımları varsa, bugünkü etiketimiz şu: İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda normalleşme için. Normalleşme için Osman Kavala ve Gezi Parkı tutukları bağlamında ne bekliyorsunuz? Şunu bekliyorum. Hukuka uyulmasını bekliyorum. Anayasaya uyulmasını bekliyorum. Uluslararası anlaşmalara uyulmasını bekliyorum. Osman Kavala için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Anayasa Mahkemesi kararı var. Can Atalay için Anayasa Mahkemesi'nin çok net kararı var. Önceki kararlarla uyumlu net kararına alt düzey mahkeme uymadı. Anayasa der ki, Anayasa Mahkemesi kararları gerçek ve tüzel kişiler için bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargı organları için bağlayıcıdır. Yayınlanmasıyla birlikte gerekçeli kararın herkes buna uyar der. Uymuyorlar. Ve benim beklentim şudur Gezi ile ilgili. Geçtiğimiz günlerde hani bir Sayın Kavala'nın başvurusu reddedildi ama evet, o başka bir düzlem tabii ki. Şu anda Adalet Bakanlığı Gezi dosyasını kanun yararına bozma talebini incelemek üzere Adalet Bakanlığı'nda bulunuyor. Gerçekten şu gözle bakılırsa, o gün iddiaları ortaya atanların FETÖ'cü çıktı ve onun bir kumpas olduğu, bu kişiler hakkında somut delillerin olmadığı ve zaten yapılanların da, yani ben sırf Tayfun Kahraman'ın şu beyanını okusam, Tayfun Kahraman'ı değil 18 yıl içeride tutmak, derim ki Gezi'de daha fazla kişinin canı yanmaması için inisiyatif almış, barış ödülü veririm ben bu adama. O yüzden tek beklentim şudur: kanuna ve hukuka uyulursa, nasıl ki bazen çok vicdanları kanatan şeyler oldu, kanun yararına bozma da, Hizbullah terör örgütünün domuz bağı yapan adamları kanun yararına bozmayla affedildiler, çıkarıldılar yargılamadaki bir takım usulü eksikliklerden. Bu kadar büyük hukuksuzluk için hiç beklememek lazım. Benim beklentim, demin söylediğimi söyleyeyim. Ben 28 Şubat meselesini Sayın Cumhurbaşkanı'yla konuşmuştum. Zaten AK Parti kaynakları da bunu paylaşınca, yani konuşulduğunu söyleyince, biz de konuşulduğunu söyledik. Yoksa ben bir iş çözülmeden konuşmayı doğru bulmam, çözüme katkı sağlamazdı yani. Ben de sizi aramıştım. Siz dediniz ki o özel görüşmeyle ilgili detay veremem. Veremem dedim. Diğerlerine de vermediniz. Evet, kimseye. Çünkü ya bana 20, ben sadece ve sadece Sayın Çetin Doğan'ın eşine, eşlere bilgi verilmek üzere bir fazla bilgi verdim. Bir parça verdim. Hani çok olumlu gördüm dedim yaklaşımı. Evet. Rahat olun dedim, olumlu gördüm dedim yaklaşımı. Bu kadar söyleyeyim. Zaten Hasan Doğan da özel kalem müdürü de sizi arayarak... Beni aramadı, şey, Namık Tan'a mesaj... O diyalog çekti. Öyle mi? Doğru değil mi? Ben de kendisine teşekkür telefonu açtım. Hı. Bakın, 28 Şubat meselesi vicdanları kanatan bir işti. Hı. O yaştaki hasta insanların o şekilde orada tutulması doğru değildi. Hassasiyetlerini de çok iyi anlıyorum. Bu orduya ta 15 yaşında girip 65 yaşına kadar, 67 yaşına kadar hizmet etmiş insanların daha sonra darbecilikten suçlanmaları ve işte bunun af kategorisinde ele alınması teknik olarak öyle. Ama hani gerçekten o hassasiyeti de anlıyorum komutanların. Hepsini de ayrı ayrı tanırım, severim. Çok iyi insanlardır hepsi ve ben hiçbirisinin öyle bir suça bulaşmadıklarını da biliyorum. Ama konuyu konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da o günkü yaklaşımı son derece olumlu oldu. Ben dedi incelettireyim dedi. Ben dedim önünüzde bekliyor dedi. Zaten hemen Adalet Bakanı'nı aramış. Hemen aramış. AK Parti kaynakları evet, söyledi. Söylediler. Sayın Tunç'u çağırmış, talimat vermiş. Baktılar, çözdüler. Ben de Hasan Doğan'a dedim ki siz bilgi vermişsiniz. Bu dedim bilinsin de isterim. Çünkü nezaket gösterdiniz. Tabii, tabii. Şöyle yapabilirdi. Bir de somut sonuç yani. Somut sonuç, şöyle yapabilirlerdi. Bunu yaparlardı. Derlerdi ki biz zaten çıkaracaktık. Hiç bu konuyla alakası yok. Sürecin sonunda bu oldu. Hayır. Mesaj yazmış. Sayın Genel Başkan'ın, Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşmedeki gündem maddelerinden biri biraz önce yayınlanan şeyle çözüldü diye. Biz de çok
Önce teşekkür yazdık. Ardından ben ertesi gün aradım. Doğru da hatırlamam gerekirse babası rahmetli olmuştu. Telefonla ulaşamamıştık. Bir başka vesileyle taziye iletmiştim. Hem taziyeleri ilettim hem teşekkür ettim Hasan Bey'e. Buraya geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanı, ben kendisine burada da 28 Şubat meselesiyle ilgili hassasiyetinden dolayı teşekkür ederim. Ne zaman geliyor? Bu hafta değil, gelecek hafta, bir gün içinde gelecek. Peki, öyle biliyoruz. Şimdi yönetmenim.